karı bakıyorlar ya. Sarışın aldığınız zaman. Sarışınlar çok kıymetli biliyorsunuz. Başka bir şey gelmez. Öyle mi? Evet. Amca biz bulmadan gidersek Türkiye bizi ayıplar. Çok yalvardım bir zaman. Ah dinlemedin sen beni. Gururumla oynadın. Artık affetmem seni. Bu şarkıyı birisine mi söylüyorsunuz? He? Bu şarkıyı birisine mi söylüyorsunuz? Evet! Allah! Kime? Var var birisi var! Var var benim de affetmeyeceklerim var. Ağzınıza sağlık. Aynen. Şöyle bir silelim artık ya. Tabii evet ya. Artık ya zaten ben bu seni. Hayır ondan izni arıyorum. Kadına nasıl davranılması gerektiğini bilsin. Evet. Afrodit'e nasıl davranılması gerektiğini bilsin. Bilsin. Oldu mu hayatınızda öyle insanlar? Benim? Evet. Hayatımda çok aşık böyle oldum tabii. Ya ne güzel bir duygu değil mi? Çok oldu. Allah bir daha versin inşallah. Evet. Çok aşık oldunuz değil mi? Çok aşık oldum. Tabii bir sene çok aşık oldum. Hatta ayrıldıktan bir sene de devam etti. Ya acısı evet mı? Acısı, aşkı. Aynen. Siz mi istediniz yoksa karşı taraf? Ben istedim. Ben her zaman bunu söylerim. Bir kadın istemediği zaman erkek ondan gidemez. Doğru söylüyorsun. Aynen. Ne yapar yapar. Aynı fikirdeyim. Yeter ki kadın istesin ama kadın istemediği anda da... Bay bay! Artık affetmem evet, seni. Evet amca hoşça kal. İstediği bir de ağzınla kuş tutsa... Neyse bir şey olmaz. Ama ben hayatımda öyle bir trafik ve nasıl kaza olmuyor çok ben anlamıyorum. Ay Allah. Ayak ışıklıydı bana. Evet bir kontrol olmadı mı? Sen de ama bir dakika sen de beğendin. Yok ben kendime beğenmedim. Ben sizin için bakıyorum artık. Aa. Yetiş, yetiş, yetiş. Bahane Hanım aşık oldu. Evet. Orada. Önde direksiyona. Yusuf kaçtı. Go. Faster. Ya. Daha hızlı git. Evet. Bakın şunda. Görüyor musunuz? Beğenmiş. Evet. Gidiyor. Ama hızlı gidiyorlar Burcu. Evet şimdi başka yere gidiyoruz. Bir de bir saptık. Oh. Da, 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 da. Oh my god. Allah'ım. Çok sıcak burası. Havalandırması olmayan bir araçta Hindistan'da bir yerden bir yere gitmek 5 dakika için bile olsa mümkün değil bence. Böyle bir şey yaşamak zorunda kaldık diyelim. Bir daha biner misin dersen tercih etmem diye cevap vermek isterim. Vallahi bu gezimiz iyi oldu be Burcu. Evet ya evet. Ha, geldiğimi hissettim yani. Evet. Demet Hanım bana bir bakar mısınız? Evet. Kızım biz daha ne kadar gideceğiz böyle? Sorgusuz sualsiz. Şimdiki durakta ineceğiz, sıradaki durakta. Çok kısa zamanımız var trende binmek için. Başka bir trene daha bineceğiz. Burada aktarma yapacağız. Ne? Ne başka bir treni? Trene daha binmemiz gerekiyor Bülent Hanım. Siz bana bir tek tren dediniz. Ne aktarması ya? Geri dönmemiz gerekiyor biraz daha. Allahu Ekber ya Rabbi ya. Ay sinirlenme, gerilme. Gerilirsen sus. İsterseniz. İniyor muyuz? Şimdiki sıradaki durakta ineceğiz evet. Aa. Bak. Hadi kalk. Bismillahirrahmanirrahim. Dur düşersin benden. Her şeye rağmen yine söylüyorum.
bir daha yaşayamayacağım yerleri gördüm. O olayları yaşadım. Bunlar tabii öyle kolay kolay yaşanacak, görülecek işler değil yani. Mutluydum yani, güzeldi. O klasikleşmiş yaşam tarzında. Aynen öyle. Safiye Hanım buyurun lütfen. Safiye neredesin? Ay! Ay düşüyordum be. Biz nereye geldik Allah aşkına? Ben çok biliyorum da. Bülent Hanım Çabey çok yoruldu. Çok yoruldu. Bir tren yolu bir yerde, bir tren yolu bir karşı tarafta. Karşı tarafa geçmek için böyle işte asma köprüden geçiyorsun. Merdivenlerle çıkıyorsun. Ay vallahi onu ben hakikaten çok şaşırdım. Safiye. Canım. Çantamı rica edeyim. Tamam. Hani ben de bunu parfüm zannettim hanım. Ben de parfüm. Evet. Ay son trend hayatım, takip ediyorum odayı. Ben herkes gibi bir buçuk metre kumaşı alıp dolamıyorum. Akıllara ziyan. Hakikaten öyle yani. Hadi susayım bir... diyorum, susamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi biz de anlamazsak anladın mı? Tahtakalede 40 lira. Onlar giydi. Ha. İnsan giyebilir. Tabii. Hiç mahsuru yok. Nasıl şimdi trene bindik falandır filandır giyebilir. Evet. Hiç mi mahsuru yok? Ama karşındaki insanın zekasıyla, aklıyla alay eder gibi yavrum demeyeceksin. Tahtakale diyeceksin. Ne var dersen ne olur. Ne kadar yer yanar. Bismillahirrahmanirrahim. Bana öyle dedi zaten. Senin aklın çalışmıyor dedi. IQ'un yok dedi. Zayıf dedi. Bayağı bir yani bir hakarette bulundu bana. Bana her şeye maydanoz. Bir görsen. Bazen mahsus da yapıyor. Beni şaşırtmaca. Benden dalga geçecek ya. Onun öyle huyları var. Ben biliyorum. Benim dünya güzelliği.